Tam şu karşıda ambulans durdu. Sirenleriyle falan. Yani davalının evinin altında. Şimdi de avukatım telefon ediyor. O insanlarla alakalı buluşma var diye yarın. Rol mü yapıyorlar acaba? Ben sakatım. Çok fena vurdu bana. Ufak bir tane belli yere attı kendini ve kalkamaz rolü yaptı. Kafatası çatla. Raporu. Hepsi dizmece. O raporu veren doktor da, savcı da, hakim de. Hepsi dizmece. Beni nereye soktular bu dava yüzünden? Daha mahkum olmadan. Bunu bırakın da sonradan onlar yetişme. Ben tuzak olduğunu anladım zaten. İçeriye kaçtım. Ondan sonra müthiş bir avlamalar. Buraya etrafta. Onun korku için sakın çıkma dışarı diyor. Seni parçalayacaklar. Anam da öyle. Ondan sonra geldim buraya. Bir bakıyorum. Ordu yemin ederiz. Onlarca insan. Hepsinin elinde üçer tane. O davalın bile. Diğer orada olan kadınlar bir. Dört tane vardı onlardan. O iki erkek. Benim kollarımı tutan kadınlar. Vururken erkekler. Onlar haricinde. Onlarca vurmuştu buraya. Ordu gibi onlar. Hepsinde ikişer üçer köpek. O hanımlar bile süs köpeklerini geçtiğini söyledi böyle. Devasa yırtıcı köpeklere. Müthiş havlayan. Polise falan telefon ettik. Onlar zaten yoldaymış. İçeri girecek olan biziz. Ailece gittik. Yoksa linç edebilir beni. Linç edebilir. Sonra karakola bir gidiyoruz. Belki buradaki insanların hepsi devasa köpeklerine. Belki de orada bekliyorlar. Bir ordunun kolu. Aynı orada da karakolun etrafını kuşatmışlar be. Devasa hayvanların rengi de ki mahafla bağlı. Ne gürültü. Sonra girdik içeri. İfademizi falan verdik. Birkaç saat sürdü yani. Ondan sonra rapor almaya gideceğim. Çünkü bana vurdu. O rapor dikkate alınmaz. Boş verin onu. Burada bu işin ne önemli anasını satayım. Silahımın soyu. Ondan sonra arka kapıdan çıkardık polis beni. Neden gördün sonra? Bunlar hala kapıdalar bekliyorlar. Çıkmam hayvanlara para çalacak. Ha? Nereden çıktı bu kadar hayvan birden ortaya buraya? Çiftlikleri mi var yakında bunlar? Vay be, vallahi billahi 5 dakika geçmedi. Tüm bu demirlikler, pencerelerin dolmuştu insanlarla ikişer üçer devasa hayvanlar. Müthiş sesi, korkunç sesi. Ondan sonra gittik, arka kapıdan çıkardılar bizi. Rapor aldık. Allah razı olsun. Oradaki polislerden. Bizi Selimiye'nin orada bıraktılar da. Eve geldik, bunları es geçerdik. Sonradan başka bir olayda bunların beni öyle tutar düşündü. Duydum ki karakolunun etrafını boka boğmuşlar bunlar. Resmen. Fakat bunun kaydını bulamazsınız. Benim de bazı kayıtlarım var orada. Bulunamazsınız. 2 ay sonra siliniyormuş. Tam bunları suçüstü yakalayacak şeyler. O şekilde bunlar çiftlik kadar hayvanlar ortaya çıkarabiliyor. Resmen hayvan hokkabası bunlar kapçaklar İlluminati kartlarındaki gibi kapdol bıçaklar. Bunlar insanları parçalattırır hayvanlara. Zaten bu hayvanları hastalık
ağaçlara bir saldırıyorlar ya. Ağaçlar çürüyordu. Doğum ağaçların içine saldırıyorlar. Orada ağaçlar çürüyordu. İğneler dökülüyordu, yapraklar dökülüyordu. Daha ilk barın başında normal ağaçlar ki bu çam ağaçlarının hiç düşünmesi lazım iğnelerin. Onları bile düşürüyorlar. Duvarları yiyen şeylerle. Betonu yiyen şeyler mi? Demiri paslatan şeyler. Bunun kokusunu bırakmışlar öyle ki. Kaldırdım. Boğazım yandı be. Ta üstlere kadar. Boğazım yanıyordu. Bunu teneffüs ettim diye. Böyle şeyler bu hayvanları besliyorlar. Hayvanlar bu hayvanların ürettiği, baktığı tüm hayvanlar bunu iddia ediyorum. Hastalık doğum. Zaten örneğini duydum orada. Adı nasıl? Köpeğin ne oldu? Ölmüş de neden benim? Bir silah çok çıkmış. Bebekten tut. Diyaliz. Kanser, kis, çubu. Bir sürü hastalık çıkmış. Aynen bu şeyler var hayvanlarla. Etrafa saçmalar iyi. Bu millet bu işle uğraşıyor. Resmen cinayet mi? Hasta ediyorlar insanlar. Hastalıktan ölüyor insanlar. Ama aslında cinayet. Cinayet. Bunu şeytan için yok.